Kayseri'de Koromaz Vadisi içerisinde bulunan yaklaşık 3 asırlık iki kavak ağacının anıt ağaç olarak sınıflandırılması çalışmaları başlatıldı. Bu gelişmeyi basın mensuplarıyla paylaşan Çekül Vakfı Kayseri Bölge Koordinatörü Profesör Doktor Osman Özsoy, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Koromaz Vadisi ön plana çıktıktan sonra bu 7 beldede bulunan köylerden bir tanesi Büyük Bürüngüz idi. Büyük Bürüngüz'ün çevresinde genelde de Büyük Bürüngüz halkının bildiği Andon mevkiinde Andon kavakları olarak bilinen iki tane tarihi kavak. Yanında bir yerleşim yeri var. Oldukça eski, harabeye dönmüş. Ne kadar eski onu da bilmiyoruz aslında. Belki zaman içerisinde orada da bir çalışma yapılacak. Bir su kaynağı var aynı zamanda. Ve başında da iki tane, aynı arazide iki tane büyük devasa kavak ağacı var. Burası halk tarafından biliniyor, ziyaret ediliyor. Buna ait ritüeller var, geçmişe dönük bir sürü hikaye var. Böyle boş değil, hikayesi olan aslında hem yer hem kavak. Ama kavak olması en başta çok ilgi çekmedi. Biz yine de korunması için geçmişte son 3-4 yıl içerisinde yerelden muhtardan başlayarak köylünün ve etraftaki insanların da katkısıyla bir iki başvuru oldu. Yani bu ağaçların anıt ağaç olarak değerlendirilmesi ve koruması amaçlı. Kavak ağacı olmasından dolayı reddedildi. Yani adi kavak korunmasına gerek yok vesaire gibi. İşte bu arada UNESCO'da geçici listeye Koromaz Vadisi'nin girmesinden sonra bölgenin daha ön plana çıkmasıyla daha değerli olduğunu anlamaya başladık. Yani tesadüftür ki geçen sene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı Türkiye'de çeşitli illerden alınmış, koruma altına alınmış, hikayeleri olan, niye anıt ağaç olarak tespit edildiği yazılan iki kitap yayınlandı. Şimdi bunları da ben bakanlıktan bir arkadaş vasıtasıyla istedik. Acaba bizim Kayseri'de hangi ağaç varmış, hangi ağacı korumuşuz. Başka yerlerde o porsuk ağacı, meşhur 3-4 bin yıllık porsuk ağacı neredeymiş falan diye bakarken Kayseri'den sadece iki ağacın, iki doğu çınarının, bir tanesi şeker fabrikasının içinde, diğeri de Beveli'de, Elbiz'de iki ağacın burada yer aldığını gördük. Fakat Denizli'de kavak ağacının da anıt ağacı olarak tespit edildiğini, ona ait hikayesi var burada yazılmış. Türklerde 11 tane böyle kutsal kabul edilen ağaçtan birisinin de kavak ağacı olduğunu görünce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kitabını referans göstererek 21 Aralık 2021'de Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bu ağaçların korunması için başvuruda bulunduk. Amacımız ağaçların korunması bu boyutta, bu kuturda, bu kadar yaşlı hikayesi olan, İşte bu bilgilerle de örtüşen etrafımızda başka ağaç yok. Yani buradakilere bakınca cevizler vesaire de var ama şu anda elimizde yani buna layık iki tane ağaç olduğu için başvuruda bulunduk. Umarım olumlu sonuç gelir. Son o çatıların uçtuğu o rüzgarda, şiddetli rüzgarda da maalesef bir iki dalı da tahrip oldu, düştü, kırıldı. Hiç değilse yerini koruyalım veya gövdesini koruyalım, diğerini koruyalım diye düşünüyoruz. Umarım korunur. Teşekkür ediyoruz. Büyük Bürüngüz Köyü tarihi bir köy. Oranın Benk bölgesi, işte Osman Bey'in dediği gibi bu o şeyler bir yerleşim yeri burası. Orada çok miktarda eski mezarlar ve gözyaşı şişeleri veya mezar hediyeleri çıkıyor o bölgede. Bu ağaçlar da o bölgede. Yani muhtemelen bu ağaçlar en az 250-300 senelik ağaçlar. Sadece bu ağaçlar değil, Osman Bey'in dediği gibi Kayseri'de başka anıt ağaçlar da var. Hisarcık'ta var, Develi'deki o ağaçlar var. Onların da hepsiyle ilgiliyiz biz bu Koromaz Kültepe Derneği olarak.